Bugün gömlek ütülemeyi video olarak size çekeceğim. Üniversitede okuyan öğrencilerimin şikayetleri, aynı şekilde çocuklarımın arkadaşlarından duyduklarım. Gömlek ütülerken öncelikle bütün düğmelerini açalım. Şunu bazen bayanlar açmıyorlar ama manşeti ütülerken şurasını da ütüleyeceğiz. Onun için açmamız gerekiyor. Bütün düğmeleri açık olsun. Evet. Ben gömlek ütülerken önce manşetten başlarım. Manşeti ütülerken şurayı da ütülerim. Sonra kolu. Aynı şekilde ikinci kolu. Sonra şu arka robayı bir yarı ve bir yarı olarak. Sonra hemen yakaya geçerim. Yakayı bitirdikten sonra şu ilik düğmesini iliklerim. O iki işe yarar. Bir, ütülediğim şeyin böyle salla parti aşağı düşmesine engel olur. Çünkü ütü yaptığınız şey sıcakken ütüsü bozulur biliyorsunuz. Yaka farklı yönlere sarktığında salaş bir görüntü oluyor. Ve şu düğme ilikliyken iki yanı ve arkayı ütü masasında döndürerek ütülerim. Hadi başlayalım bakalım. Önce manşetler. Ha, bu arada eğer ütünüzün buhar problemi varsa önce fısfıs bir suyla gömleği hafif nemlendirmek işinizi kolaylaştırır. Manşeti ikiye katlı ütülemem. Ancak şu yan şeyini de manşeti ütülerken ütülüyorum. Şu alt kol dikişinin arka tarafta kalmasına dikkat ederek önce alt koldan başlarım. Sonra diğer boşta kalan elimle üste düzgün bir çizgi oluşmasını sağlarım. Evet, bir kol bitti. Şimdi diğer manşet ve şu ara. Evet, şu şekilde bunun arka tarafta kalmasını sağlıyorum. Bu arada şu dikişlerin üzerinden de gitmekte fayda var. Evet, kolum bitti. Şimdi şu arka roba parçalarını ütüleyelim. Evet, robası da bitti. Şimdi hemen arka yaka. Önce arkadan. Sonra ön tarafından. Sonra ortadan şöyle kat izi yapar. Sadece ortasına basarım ki orası kalkık durmasın. Sonra da bunu hemen ilk düğmesini ki yaka soğurken muntazam soğusun. Ve salaş durmasın. Düğme ilikliyken bakın bana güzel bir çalışma alanı sağlıyor. Düğmelerin arasından geçerek şu dikişi de tahtaya denk getirerek, çünkü dikişler düzülüyor biliyorsunuz yıkandığı zaman.
ütü yaparken boşta kalan elinizin de ütü yapan kadar çalışması lazım. Hatta daha çok. İki elin koordinasyonlu çalışması ütü yapma hızınızı arttırır. Ama elinizi yapmamaya özen gösterin. Şuradan tutup gerdirerek evet ütümüzü bitirdik. Şimdi hemen bir askıya takalım. Evet gördüğünüz gibi şöyle ütülenmiş bir gömleğiniz oldu. Evet size kolay gelsin. Lütfen kanalıma abone olun. Beni izlemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.